Atol Behramoğlu'nun şiir yazmaya başladığı dönemde Türk şiirinin en önemli meselesi gereksiz bir rafine müdahaleye maruz kalmış şiirin Türkiye'de yaşayan insanla gerekli bağları kurma meselesiydi. Bu açıdan rafine şiir ama yaşayan insanın endişeleriyle bağını koparmış şiire sadelik aracılığıyla ilginç bir alan açtı Atol Behramoğlu'nun yazdıkları. Burada bu çizginin vardığı nokta bakımından ilginç bir gelişme de doğdu. Atol Behramoğlu kendi çizgisini ileri götürürken bir bakıma okuyucunun beklentilerini de hesaba katan bir eğilim gösterdi ki bu eğilimi itibariyle kuşaktaşı olan Cahit Zarifoğlu'yla ilkeler ya da şiire bakış ilkeleri açısından bir paralellik, bir yan yanalık gösterir. Gözlerimiz birbirine göre, ellerimiz, dudaklarımız ve aşk bize göredir. Gece tam aşka göre, rüzgar geceye göre ve yağmur rüzgara göredir. Öpüşlerimiz yağmura göre, odamız öpüşlerimize göre ve dünya odamıza göredir. Ve biz dünyaya göreyiz. Yaşadığım şeyleri belki daha derinliğini algılayan bir çocuktum diye düşünüyorum. Doğa olayları, insani ilişkiler beni çok etkilerdi. Ve onlara bir anlatım yolu bulmak isterdim. Ama bunları bu açıklıkta düşünmezdim o zamanlar. İçimden gelirdi ve o şarkıları sözlerini değiştirerek söylerdim. Beni hiç tanımayan, hatta görmeyen kızlara aşık olurdum uzaktan ve onlar için yine bir şeyler söylerdim, şarkı sözlerini değiştirerek. Bunlar sanıyorum ilk eğilimlerdi şiir yönünde. Neden şiir yönünde? Çünkü şiir dille yapılan bir şey, bir sanat. Sözcüklerle yapılır. Hatta bu ilk şiirsel eğilimlerim, yönelişlerim yazıya dökülmüş şeyler de değildi. Dediğim gibi şarkıların sözlerini değiştirirdim, kelimelerin yerlerini değiştirirdim. Bir çeşit ilkel şiir çalışmasıydı bu. Bizler ülkemizin yazgısıyla çok yakından ilgili olma, günü gününe ilgili olma duygularıyla eğitildik, yetiştik. Bu bizim şiirimizde kimi zaman bir zaaf olarak belirdi, kimi zaman da bence bir güçlülüktür bu. Böyle durumlarda hep Tevfik Fikret'i düşünürüm ben ve onun sisini düşünürüm, millet şarkısını düşünürüm. O şiirler elbette bir anlamda güncel şiirlerdir, politik şiirlerdir. Fakat şairin samimiyeti, heyecanı, imajlarının gücü, söz sanatını kullanmadaki ustalığı
kalıcı kılmıştır. Unuttum nasıldı annemin yüzü. Unuttum sesi nasıldı annemin. Gece bir örtü olsun anılardan, kara yüreğime örtüneyim. Unuttum nasıldı annemin gülüşü. Unuttum nasıldı ağlarken annem. Yaşam sallasın kollarında beni. Küçücük oğluyum onun ben. Unuttum elleri nasıldı annemin. Unuttum gözleri nasıldı bakarken. Kuru ot kokusu getirsin rüzgar, yağmur usulcacık yağarken. Ben ve İsmet Özel 1970 yılında önce arka arkaya ikinci kitaplarımızı çıkardık. Bir Gün Mutlaka benim kitabım, Evet İsyan İsmet'in kitabı. Sonra da Halkın Dostları dergisini örgütleyerek o kuşağın yaklaşımının bir mücadele organını oluşturmuş olduk. Halkın Dostları birkaç süreçten geçti. Türkiye'nin hızlı değişim süreçlerine bağlı olarak iki dönemi var diye düşünülebilir. Daha sonra Nihat Behram'ın yönetiminde devam etti. Sonra da Türkiye tabii çok çok büyük çalkantılar içinde yuvarlanarak bugünlere kadar geldi. Hala da bu çalkantılar devam ediyor. Şiirde duygularla düşüncelerin bütün sanatlarda da olduğu gibi çok karmaşık bir birleşimi vardır. Bunu kolayca irdeleyemeyiz. Bir şiirin çözümlenmesi için şairin yaşamını çocukluk yıllarından beri incelemek gerekir. Mizacını bilmek gerekir. Ve kullandığı yöntemleri araştırmak gerekir. Sanatın gücü bana göre duygularla düşüncelerin bu sentezindedir. Sanatsal bir yapıtı salt düşünsel bir çalışmadan ayıran duygu ve düşüncenin bu özgün birleşimidir. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten, sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır.
kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin.